Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında faizle ilgili kullandığı sert ifadelerinin enflasyon ve faiz hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan olduğu tahmin ediliyor. Erdoğan grup toplantısında faizle ilgili açıklamalar yaparken kendi arkadaşlarını da açıkça işaret ederek şu ifadeleri kullandı. Milletimizi faize ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizli savunanlar kusura bakmasın. Ben faizli savunanla beraber olmam, olamam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim. Grup toplantısının ardından gazetecilerin eleştirdiğiniz bazı isimler oldu. Birlikte yol yürümem dediniz. Bununla işaret ettiğiniz somut taraflar var mı sorusuna da yanıt veren Erdoğan, anladığınıza göre şeklinde cevap verdi. Erdoğan'ın bu ifadelerle faiz ve enflasyon konusunda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı kastettiğine dair yorumlar gündem oldu. Lütfi Elvan son açıklamasında enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde döviz kuru istikrara kavuşacak. Ülke risk primimiz düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek, yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır demişti. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu kastedilen kişinin Lütfi Elvan olduğu görüşünde. Erdoğdu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Erdoğan, Lütfi Elvan'ın enflasyonla ilgili açıklamalarını tekzip etti. Aralarında ekonomiden biraz anlayan Lütfi Elvan vardı. Onu da yakında yerler dedi. Ekonomist Uğur Gürses de konuyla ilgili paylaşımında Erdoğan'ın açıklamalarını alıntılayarak Elvan'ın o mesajlarına işaret etti. Gürses paylaşımında, Lütfi Elvan enflasyonla mücadeleyi kararlı yaparsak kur istikrara kavuşacak, risk primi düşecek, uzun vadeli faizler düşecektir demişti. Cumhurbaşkanı bizim arkadaşlara ne oluyor, faizi savunanla beraber yürümem diyor ifadelerini kullandı.